Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın 30 Mart 2017 Perşembe günü Kongre ve Sergi Sarayı'nda saat 19'da gerçekleşeceği duyurulan Hizmette 23. Mersin'e Hizmette 3. Yıl Tanıtım ve Bilgilendirme toplantısı saat 17'ye alındı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan uyarı açıklamasında Başkan Kocamaz'ın Hizmette 23. Mersin'e Hizmette 3. sunumunu takip edecek vatandaşların 30 Mart 2017 Perşembe günü saat 17'de Kongre ve Sergi Sarayı'nda olmaları istendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Hizmette 23. Mersin'e Hizmette 3. Yıl Tanıtım ve Bilgilendirme toplantısı İçel TV'den de canlı olarak yayınlanacak. Bir dizi temaslarda bulunup toplantılara katılmak üzere Mersin'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin gezisine Silifke ilçesi ziyaretiyle başladı. Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Silifke Kaymakamı Şevket Cimbir, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercek, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Çetin ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silifke'nin 88 mahalle muhtarı ve sivil toplum kuruluşları üyeleriyle kahvaltıda buluştu. Silifke'den Erdemli'ye geçen Bakan Soylu, Erdemli Cumhuriyet Meydanı'nda mehterle karşılandı. Coşkulu vatandaşlar tarafından karşılanan Soylu, terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonların süreceğini söyledi. Evet, güzel hazırlıklarımız var onlar için. O kandilden beni bağışlayın, sizden özür diliyorum. O kandilden ip gibi havlayanlara sesleniyorum. O ip gibi... Madem çok cesursunuz, teröristsiniz ya, hadi gelin de bu Türkiye'nin içerisine bir adım atmaya çalışın bakalım. Ama zannetmeyin ki Kandil'de de kalabileceksiniz. Size şu kadarını söylüyorum. Orada Kandil'de duranlar, canınız tatlıysa, bak bu sözümü unutmayın. Canınız tatlıysa sıvışın gidin oralardan. Canınız tatlıysa sıvışın gidin oralardan. Bakan Soylu, referandum çalışmaları kapsamında geldiği Mersin'de Edip Buran Spor Salonu'nda düzenlenen mitingde konuştu. Konuşmasında ağırlıklı olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Kandil'e yüklenen Soylu, Mersin'den Türkiye prangalarını sökerek geleceğe doğru adım atmaktadır mesajını verdi. İstikrarı için inşallah. Kadın kolları başkanımız, ilk kadın kolları başkanımız, sayın... Elliyoruz. Yarım asrı aşan bir dönemden beridir bu ülkede çok büyük tezgahların, çok büyük provokasyonların, çok büyük engellemelerin karşısında kaldı. 16 Nisan bu ülkede bizi terbiye etmeye çalışanlara karşı milletin mührünün vurulacağı tarihte. İster PKK gelsin, ister DAEŞ gelsin, ister FETÖ gelsin, İster Almanya gelsin, ister Hollanda gelsin, bize Mersin yeter. Hadi bakayım, şu kadar cesaretiniz varsa bugün özellikten bahsedin de alalım boyunuzun posunuzun ötesini. Şimdi sırası geldi. Evet, PKK'yı da bitireceğiz, Kandil'i de sileceğiz hep beraber. Keşke benim yerime Kılıçdaroğlu konuşsaydı ya. Güzel anlatıyor ki bu yeni hükümet sistemini. O kadar güzel anlat. Ya arkadaş, hiç bilmiyorsan bu ülkede yaşamadın mı sen? Uzayda yaşamış olabilir mi bu? Uzay yaratığına benziyor zaten. He? Uzay yaratığına benziyor. Bunlar işin gücü ne biliyor musunuz? Bunlar her şeye hayır diyecekler. Her şeye. Bakın, her şeye hayır diyor. Biz Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber geldik, uzlaştık. Bir adım biz gittik, bir adım MHP geldi. Sonra ne oldu? Sonra orta bir noktada hep beraber uzlaştık. Milletimizin hep teklif getirdik. Peki bu kimle uzlaştı? Allah'ını seversiniz. Bu kimle uzlaştı? Kimle uzlaştı bu Kılıçdaroğlu? PKK ile uzlaştı. HDP ile uzlaştı. FETÖ ile uzlaştı. Arkasına da Almanya ile Hollanda'yı aldı. Türkiye'nin içerisinde kampanya yürütüyor.
Bu Kemal Kılıçdaroğlu plastik şova benziyor, plastik şova. Hangi şekle koyarsan o şekle gelen bir adam. Hangi şekle? Bir bakıyorsun FETÖ'yle beraber, bir bakıyorsun PKK'yla beraber, bir bakıyorsun Almanya'yla beraber, bir bakıyorsun Türkiye'nin ayağına kim çelme takıyorsa onunla beraber. Kemal Kılıçdaroğlu kaçarı yok, göçeri yok. 16 Nisan'da arkana TK'yi takacaklar ve seni gönderecekler CHP'den. Ve Mersin'de sandıkları patlatmaya hazır mısınız? Kararımız! Kararımız! Mersin Serbest Bölgesi 2017 yılına ticaret hacmindeki hızlı artışla başladı. Bölgede Ocak 2017'de geçen yılın aynı ayına göre ticaret hacmi %37 artarak yaklaşık 258 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Aylık Göstergeler Ocak Bülteni yayınlandı. Verilere göre Mersin Serbest Bölgesi ticaret hacminde 2017'ye hızlı bir giriş yaparken yatırım tutarındaysa azalma olduğu görüldü. Bölgedeki yatırım tutarı %17 azaldı. Mersin Serbest Bölgesi'ndeki yatırım tutarı ticaret hacminin aksine Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre %17 azalarak 1,7 milyon dolara geriledi. Yatırımların %84'ünün Türkiye'den bölgeye, %16'sının ise yurt dışından bölgeye yapıldığı gözlendi. Aylık bazda ticaret hacmindeki gelişmelere bakıldığında, 2016 yılı son 2 ayında azalış yönünde olan ticaret hacminin 2017'nin ilk ayına artışla girdiği, söz konusu artışta tarım grubunda meyveler, sanayi grubundaysa işlenmiş petrol ürünleri, dokumacılık mamulleri ve gıda sanayi ürünlerinin etkili olduğu görüldü. Mersin Serbest Bölgesi'nde yılın ilk ayında ticaret ağırlıklı olarak başta Asya ülkeleri olmak üzere Türkiye, Amerika ve Avrupa'ya gerçekleştirildi. Mersin Serbest Bölgesi'nde bu yıl ilk ayında istihdam ve firma sayısında da artış kaydedildi. Bölgede 2017 yılının Ocak ayı sonu itibariyle toplam istihdam geçen yılın aynı dönemine göre %8'lik artışla 7.678 kişiye yükseldi. Bu artışta yerli istihdam belirleyici olurken yabancı istihdamın da 2016'nın üzerinde olduğu görüldü. 2017 Ocak ayında bölgede 322'si yerli, 102'si yabancı ve 37'si yerli yabancı ortaklığı olmak üzere 461 firma faaliyette bulunurken firma sayısında da geçen yılın Ocak ayına göre %5'lik yükselme oldu. Bu artışta yabancı sermayeli firmalar etkili olurken, özellikle üretim ve alım-satım sektörlerinde faaliyet gösteren firmalardaki artış dikkat çekti. Toroslar Kent Konseyi Olağan Genel Kurul toplantısını Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Toplantının açılışında konuşan Toroslar Belediyesi ve Kent Konseyi Başkanı Hamit Tuna, Torosların sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişimini sağlamak amacıyla kurulan Toroslar Kent Konseyi'nin ürettiği fikirleri ve sunacağı görüşleri önemsediklerini söyledi. Özellikle bölgemizde turizm noktasında bölgeyi daha çekim merkezi yapabilme anlamında zaten biz belediye olarak fiziki mekanlarda yapılması gerekenleri yapıyoruz imkanlarımız ölçüsünde. Proje bazlı da çok eksiğimiz kalmadı. Her zaman ifade ediyorum, bizim sadece eksiklerimiz bölgemizde açılması gereken cadde ve bulvarlar. O da büyükşehir ukdesinde olduğu için işte bir tanesine başlandı. İnşallah devamı gelecek. O açılması gereken cadde ve bulvarlar açıldığında hakikaten proje anlamında çok sıkıntımız yok. Torosların köyleri mahalle oldu ama yine köy yaşantısı devam etsin, fiziki anlamda zemin, mahallede ne varsa oralarda da o olsun, o iddiayla çalışıyoruz. Ama yaşamları da üreten eski köylü anlayış içerisinde, özellikle yaptığımız duvar çalışması, hakikaten muhtarlarımız bilir eski köylerdeki o düzenli nizamı ortaya koyan, evlerinin önünde, arsalarında yeşil bitkileri yetiştirebilmek, ufak tefek kendi sebzesini yetiştirebilme yönünde önde açmaya gayret ediyoruz. Ayrıca son zamanlarda biliyorsunuz özellikle ejder meyvesini Torosların meyvesi şeklinde dönüştürmeye çalışıyoruz. Hakikaten araziler bölündükçe küçülen arazilerde artık insanlar kendi geçimini idame ettirebilecek şartları bulamıyorlar. Onun için az yerden kıymetli ürün üretmek lazım. Verimli ürün üretmek lazım. Bunu vizyon olarak ortaya koymaya gayret ediyoruz. Ejder meyvesini Torosların meyvesi şeklinde inşallah dönüştüreceğiz. Yine kivi bölgemizde hakikaten ciddi anlamda para eden, gelir getiren özellikle ve önemli bir meyve türü. Onu daha öne çıkartmak suretiyle
Toroslarımızı doğallığın içerisinde bir ürün yetiştiren pozisyona sokacağız. Güzel yerlerden güzel bir tesisimiz var. Onun yanında şimdilik 20 ya da 25 tane bungalov ev yapmak suretiyle dolayısıyla karda işte oraları ziyaret etmek isteyen insanlar, o karın o güzelliğini tatmak isteyen insanlar, yazın sıcaktan ve nemden bunalan insanlar gelsinler 2-3 gün tesisi de kendi içinde akıple etmek suretiyle o bungalov evlerde inşallah insanlarımızı konaklattıracağız. Buraya ayrı bir özellik katacağız. Söylediğimiz burada işte günübirlik turizm anlamında karayollarının oradan bir otobüs kaldırmak suretiyle yeni keşfettiğimiz Kızılgeçit Köprüsü'nden geçip Arayol'dan Yüksekulağa, oradan Suntras'a, işte Suntras Şelalesi'ni görüp oradan işte istiyorsa Suntras'ta balık, istemiyorsa Kızılbağ'da et ya da işte üretici pazarından alışverişini yapıp Değirmendere güzergahından Ayvegedi, isterse Çandır Kalesi, Gözne Kalesi, gelirken Belenkeşli Kalesi, oradan isterse işte Sarnıç'ta yemeğini ya da Dalakdere'sinde yemeğini yemek suretiyle günübirlik turlar. Bu sene bir niyet daha ortaya koymuştuk. Aslında geçen sene düşünmüştük bunu ama o da yörük yaşamını yerinde görebilmeleri yönünde bir yörük turizmi. İşte çadırlarının projesini yapıyoruz. Elimizde ranzalar da var. Kırda yani 2200 rakımda yörüklerin konuşlandığı o platoda biliyorsun Dümbelek Boğazı'nın üstündeki o geniş arazide 4-5 tane çadır kuracağız. Her birinde 10-12 kişi kalabilecek nitelikte işte sosyal ihtiyaçlarını da karşılayabilecek ayrı bir çadır. Burada gelip o doğallığı görmek isteyen, yürük yaşamın yerinde incelemek isteyen insanları orada konuşlandıracağız. Hatta o yürüklere belki stand da açarız. İşte sütünü, yumurtasını, peynirini gelip oradan alıp kendisi kahvaltılığını hazırlayacak. Ne yapacağımızı biliyoruz. Sizin bize kattığınız değer çok anlamlı, çok manalı. Ürettiğiniz her bilgi bizim için çok değerlidir, çok önemlidir. Belediyecilik anlayışımız da bu. Ben yaptım oldu mantığı değil, birlikte bir şey yapmanın güzelliğini, o hazzını tatmak istiyoruz. Başkan Tuna'nın konuşmasının ardından Toroslar Kent Konseyi Kadın Meclisi ile Turizm Çalışma Komisyonu ve Çevre Doğa Koruma, Endemik Bitkiler, Kırsal Kalkınma, Yenilenebilir Enerji, Tarım Komisyonları Başkanları bir sunum yaparak genel kurulu bilgilendirdiler. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın 30 Mart 2017 Perşembe günü Kongre ve Sergi Sarayı'nda saat 19'da gerçekleşeceği duyurulan Hizmette 23. Mersin'e Hizmette 3. Yıl Tanıtım ve Bilgilendirme toplantısı saat 17'ye alındı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan uyarı açıklamasında Başkan Kocamaz'ın Hizmette 23. Mersin'e Hizmette 3. sunumunu takip edecek vatandaşların 30 Mart 2017 Perşembe günü saat 17'de Kongre ve Sergi Sarayı'nda olmaları istendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Hizmette 23. Mersin'e Hizmette 3. Yıl Tanıtım ve Bilgilendirme toplantısı İçel TV'den de canlı olarak yayınlanacak. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ-PDY'nin kriptolu haberleşme programı Baylok'u kullandıkları belirlenen, aralarında öğretmen, memur, güvenlik görevlisi, avukatın da bulunduğu 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 9 kişinin ise aranmasına devam ediliyor. Silifke'de 29 yaşındaki 3 çocuk annesi Hatice Gucur'dan 5 gündür haber alınamıyor. Eşini her yerde arayan ve bulamayan 38 yaşındaki Murat Gucur kayıp başvurusunda bulundu. Gittiği günün olayı da biz akşam sabahleyin kalktık, kahvaltımızı yaptık, ben bahçeye gittim. Gitmeden önce dedim ki ne, çocuklar okulda alır mısın dedim. İki tane çocuğum okuyor, bir tanesi de yanında kalıyordu. O tamam dedi, alırım dedi. Biz bahçeye gittik, gittiğim yere telefon çekmiyor ama bana aramışlar, ulaşamadılar kimse. Ondan sonra eşimi aramışlar. Okula çocukları getirmiş ama bir getirdikten bir saat sonra gitmiş. Aradım, burada bahçeye git dedi çocuklar dedi. Ondan sonra aradım, bir yerde bulamadım. Karakola gittim, şikayette bulundum.
3 tane çocuğum var. Hepsi annesini arıyorlar. Biri gittiği günden beri hasta yatıyor. Annem okuldan bizi almaya geldi. Arkadaşı vardı, onun yanına 5 dakika gidip hemen geldik. Sonra annem yemeğimizi yaptı, onu yedik. Ödevimizi yapmaya başladık. Annem de bahçeye gidip geleceğim dedi, gitti. Sonra geldiğini balkona hatırlıyordu. Ben geldiğimde yoktu balkona. Bir şey akşam gitti kızım, onlar günlerde yaşıyor. Vardık, onlar da çok perişan yani. Onlar da yani biz belki de korka korka gidip bir şey olur diye. Ama hiç güzel karşıladılar bizi. Ama umduğumuzu bana bulamadık. Bilmiyorum kızım. Niye böyle oldu ben de bilmiyorum. Yok, onlarda da yok yani. Onlar da ağlıyor. Hep anne, baba, amca hep. Perişanlar yani onlar da. Ayrıca eşinin fotoğrafından afiş yaparak yaşadığı mahalle ve Silifke ilçe merkezindeki bazı noktalara asıp yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bildirmesini istedi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın 30 Mart 2017 Perşembe günü Kongre ve Sergi Sarayı'nda saat 19'da gerçekleşeceği duyurulan Hizmette 23. Mersin'e Hizmette 3. Yıl Tanıtım ve Bilgilendirme toplantısı saat 17'ye alındı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan uyarı açıklamasında Başkan Kocamaz'ın Hizmette 23. Mersin'e Hizmette 3. sunumunu takip edecek vatandaşların 30 Mart 2017 Perşembe günü saat 17'de Kongre ve Sergi Sarayı'nda olmaları istendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Hizmette 23. Mersin'e Hizmette 3. Yıl Tanıtım ve Bilgilendirme toplantısı İçel TV'den de canlı olarak yayınlanacak. Erdemli'de 15 metrelik kuyuya düşen gebe keçi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda bulunduğu yerden sağ olarak kurtarıldı. Şu hale bak ya. Kaç metre? En az 15 metre. Var abi, 15 metre. Erdemli'de Barbaros Mahallesi'nde evinin yanında bulunan otluk alana iki keçisini otlatmak için bırakan Ayşe Demir, bir süre sonra keçilerinden birinin olmadığını fark etti. Bunun üzerine bölgede arama yapan Ayşe Demir, keçisinin otların arasında 1,5 metre genişliğinde, 15 metre derinliğindeki kuyuya düştüğünü gördü. Kendi imkanlarıyla keçisini düştüğü yerden çıkarmayı başaramayan Demir, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yardım istedi. Haydi! Haydi Allah! Ay! Cenab-ı Allah onu korumuş, hamile edin. Küçük kepçe de orada lan sen. İki tarafından şöyle donduruyorsun. Burayı zaten böyle yapmayacağız. Burayı yumacağız. Yumaya bırak, kapatacağız. Şimdilik kalsın böyle. Evet. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Orman Haftası dolayısıyla alışveriş merkezlerinde ve sahil kesimlerinde ücretsiz fidan dağıtımı yaptı. Bölge Müdürlüğü tarafından tertiplenen etkinliklerde odun dışı orman ürünleri standı, ormancılık çalışmaları konulu fotoğraf sergisi ve fidan dağıtımı yapıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği fidan dağıtımlarına Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Bölge Müdür Yardımcısı Durmuş Bilal Akkuş, Mersin Orman İşletme Müdürü Hüseyin Çakıcıoğlu, Mersin Merkez Orman İşletme Şefi Ahmet Demir katıldı. Defne, mavi servi, kara servi, fıstık çamı, biberiye, zeytin, ceviz, badem, keçi boynuzlu türlerinden oluşan 15 bin fidan ücretsiz olarak dağıtıldı. 3 gün süren fidan dağıtımından vatandaşlar memnun kaldı. Yetkililer bundan sonra da ücretsiz fidan dağıtımlarının süreceğini belirtti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın 30 Mart 2017 Perşembe günü Kongre ve Sergi Sarayı'nda saat 19'da gerçekleşeceği duyurulan Hizmette 23. Mersin'e Hizmette 3. Yıl Tanıtım ve Bilgilendirme toplantısı saat 17'ye alındı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan uyarı açıklamasında Başkan Kocamaz'ın Hizmette 23. Mersin'e Hizmette 3. sunumunu takip edecek vatandaşların 30 Mart 2017 Perşembe günü saat 17'de Kongre ve Sergi Sarayı'nda olmaları istendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Hizmette 23. Mersin'e Hizmette 3. Yıl Tanıtım ve Bilgilendirme toplantısı İçel TV'den de canlı olarak yayınlanacak.